Değil mi? Bir insanın yüzünden acıkmış olduğunu nasıl anlarız? Ne ihtiyacı olduğunu anlayabiliriz, değil mi? Peki, kim acıkmış gibi yapabilir yüz ifadesi? Vücut dilimizi kullanarak nasıl anlatabiliriz acıkmış olduğumuzu? Gel İbrahim, yap. Sesini göstereyim. Değil mi? Karnını ovuşturabilirsin, değil mi? Peki, geç. Su verdiniz, suyun yanında da koca bir bardak süt verdiniz. Sonra size döndü o çocuk, dedi ki, peki borcum nedir, dedi. Aferin, başka? Sude? Aferin, ya bu durum borcum nedir, dedi. Ne cevap verirsin ona? Ay, şimdi ben çok şaşırdım. Bahçede ders yapacağımızı duyunca birden duygularımı kontrol edemedim. Ama burada ders yapmak daha güzelmiş. Hababam sınıfı gibi olmak benim için güzel bir duygu. Çok burada dersler çok iyi gidiyor. Şimdi sandalyeye çıkınca ben biraz şaşırdım. Yani sınıfta çok terliyorduk. Açık havada nefes alabiliyoruz. Daha güzel, bahçede daha güzel ders yaptık. Burada daha güzel temiz hava aldık. Sınıf çok sıcak oluyordu, terliyorduk. Dışarıda ilk kez ders yapıyorum. Bir de sınıfımızı işgal ettiler sanıyordum. Ama şey oldu. İşgal etmemişler. Buraya çıkıyormuş. Biz de böyle bir etkinlik düşündük. Sınıf dışı ders etkinliği. Çok heyecanlı karşıladı çocuklar ilk başta. Ama çok güzel adapte oldular. Yani dikkatleri dağılmadan, hava alaraktan, kuş seslerini duyaraktan çok da güzel ders yapıyorlar. Bahar'ın gelmesiyle birlikte öğrencilerimiz artık zil çaldığı zaman teneffüslerden içeriye girmeye çok zorlanıyorlardı. Sürekli öğretmeni dışarıda kalsak, biraz daha oynasak, acaba dersi dışarıda yapamaz mıyız diye bize sürekli böyle şeyde bulunuyorlardı. Biz de bir değişiklik olsun öğrencilerimize dedik. Bir sınıfımızı sürekli kalmak koşuluyla bahçeye indirdik. Gölge bir alanda çocuklarımızın zevkle ders yapmalarını sağlamaya çalıştık. Hani bundan esinlenirken Hababam sınıfında rahmetli Münir Özkul'u da burada anmış olalım. Hababam sınıfında okulun kapanması dolayısıyla böyle bir ağaç altında bahçede ders yapmışlardı onlar. Ve onların hani vermiş olduğu ilhamla biz de çocuklarımıza bahçede ders yapmalarını sağladık. Çok güzel geçiyor. Normalde çocuklar sadece beden eğitiminde dışarı çıkıyorlarmış gibi bir düşünce vardı. Biz de bunu biraz yıkalım istedik. Açık havada resim yapalım. Hani hem de piknik gibi olsun diye. Çocuklar çok eğleniyor. Aynen öyle. Zaten izletiyoruz, görüyorlar, eğleniyorlar onlar da. Şimdi Ay Işığı'nın babam sınıfı oldu bizimkilerde. Çok eğlenceli, keyifli. Açık havada bayağı çocuklar zevk aldı bundan. Burada dışarıda çok eğleniyorum. Dışarıda hiç ders yapmadım daha önce. O yüzden çok eğleniyorum. Bugün dışarıda ders yaptığım için çok mutluyum. Dışarıda hiç ders yapmadığım için hiç eğlenmiyordum. O yüzden dışarıda ders yaptığım için mutluyum. Zil çalınca teneffüste içeri girmek istemiyorum ama burada olmak çok güzel. Ne güzel güneşli hava. İşte. Evet. Evet.